Çabuk Reyhan Ağa'ya haber verin. Hünkârımızı görmem lazım. Asya. 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 Nasya. Gel. Hünkârım. Bağışlayın. Fakat bilmeniz icap eden bir husus var. Zehir olsa baştan anlaşılırdı hekimbaşı. Peki bunu sultana nasıl ispatlayacaksın? Öyle bir zehir ki bu. Şimdi bundan bir kaşık alsan bir şey yapmaz. Ama 40 gün boyunca azar azar alırsan işte o zaman tesir yapar. Merhum padişahımızı yavaş yavaş öldürmüşler. Emin misin? Köpeğime azar azar verdim. Önce bir şey olmadı derken 40. günün sonunda köpek öldü. Hay Allah. Buna kim cüret edebilir ki? Onu ben biliyorum. Bu hainlerin kim olduğunu biliyorum. Şimdi bunu padişahımızın da bilmesi lazım. Çünkü şimdi sıra onda. İstiyorlar derviş. Sizi istiyorlar hünkârım.
Eğer Cülüs Bahçıcı'ya ödenmez ise sarayı başımıza yıkacaklarmış. Köpeklerin boynunda tasma olsa ne fayda? Et veren ele itaat ederler. Vermeyince ısırırlar. Hallerini bildirmenin vakti geldi. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Askerin gözü dönmüş. Usulünce davranmazsak sarayı başımıza yıkarlar. Kul taifesi buna cüret edemez. O halde iyi bak. Görmez misin? Kulların nasıl da öfkeden delirmiş. Geçen sene de böyle dayanmışlardı kapıya. Unuttun mu? Rahmetli hünkâr baban istediklerini verdi de öyle kurtardık canımızı. Hatırlamaz mıyım sultanım? İki ağanızın kellesini aldılar. Gazanfer ve Osman'a.
limelim ettiler. Bununla yetinmeyip padişahı bile değiştirmeye cüret etti hainler. İşte aklı olan maziden ders alır. Derhal Culus Bahşiş'e dağıtılmalı. Keşke mümkün olsaydı. Lakin hazinem kan olmuş, dört bir anda akıyor. Bizim hazinemiz ne güne durur? Arzu edersen hemen dağıtırız. O vakit asker yatışır. Ocaklarına dönerler. Karşılığında ne istiyorsunuz sultanım? Bize reva gördüğün sürgünden vazgeç. Biz de hazinemizi açalım. Bu işin sonu iyi değil. Divana yürün! Hakkımızı alacağız! Çabuk, çabuk! Sakın davranmayın! Biz padişahı isteriz. Biz ayak divanı isteriz. Hakkımız olan Culus Bahşiş'i isteriz. Bostancılar, indirin kılıçlarınızı. Bu iş kan dökülmeden çözülecek. Öyle değil mi Abdi Ağa? Eğer istediğimizi alırsak kan dökülmez elbet. İndir. Ağalar, divanı Hümayun'a yürüyün. Demek ayak divanı isterler. Mühim olan sizin ne istediğiniz hünkârım. Safiye Sultanımızın teklifini neden reddettiniz? Devlet ve saltanat namusunu kullarıma boyun eğerek mi kurtaracağım derviş? Kimse bana şart koşamaz. Kabul edelim ki akıllıca kurulmuş bir oyun bu. Dahası tuzak. Sakin olmanız ve en hayırlı kararı vermeniz icap ediyor. Kararım bellidir derviş. Diğer bölüklere haber yolla, emrediyorum. Hepsi kılıçtan geçirilecek. O kadar vaktimiz yok. Zaten bölüklerin çoğu savaşlarda. Sayısı az. Zinhar Sipahi ve Yeniçeri ile baş edemeyiz.
Ahmet'im. Aslanım. Biz hazinemizi açtık. Lakin torunumuz bunu gurur meselesi yaptı. Rabbim sonumuzu hayretsin. Yapmayın ağalar. Padişah efendimiz söz verdi. Mısır hazinesi gelir gelmez culus bahşişi dağıtılacaktır. Oyaladığınız kafi. Sabrımız tükendi artık Kasım Paşa. Biz hakkımızı isteriz. Yol yakınken ocağınıza dönün. Her şey sulh içinde çözülsün. Kan dökülmesin. Dönmek yok Sunullah Efendi. Hakkımızı almadan ocaklara dönmek yok. Laftan anlamaz mısınız siz ağalar? Yok işte. Canımızı mı alacaksınız? Doğru bildin Kapıdan Paşa. Bugün bu meydanda nice kelleler kesilecek. Dua et ki onlardan biri seninki olmasın. Ne cüretle Yusuf Ekber! Bizim davamız paşalarla değil ha. Padişah ya hakkımızı verir ya da tahtını. Bahşişlerimizi almadan dönmek yok. Yürüyün! Dönmemiz lazım. Saray burnuna kadar kestirelim. İcab ederse. İcab ederse ne derviş? Kaçacak mıyım? Bir yolu daha var. Hayır. Safiye Sultan'a boyun eğmeyeceğim. Tahtımı hazır edin. Ayak divanına çıkacağım. Hünkârım, müsaade buyurursanız evvelden ben görüşeyim. Nihai çare olarak yapılsın ayak divanı. Allah'ım, nefesini üstümden eksik etme ya Rabbim. Yardım edin! Derdini balıklara anlatırsın artık. Oh.
Nasya mı? Mucizedir inan. Sana olan sevgim bir mucizedir. Sakın vazgeçme. Sultan Ahmet Han Hazretlerinin yüce fermanıdır. Asker! Herkes bilsin ve işitsin ki cülüs bahşişi ulufelerinize ilaveten dağıtılacaktır. Her kim bu söze itibar etmez ve asiliğe devam eder ise, hiç şüphe yok, kellesinden olur. Hatasından dönüp, ocağına çekilenler ise, yüce padişahımızın affına mazhar olacak ve haklarında hiçbir tahkikat yapılmayacaktır. Kapı kulu sipahilerinin sabır taşı çatladı derviş ağa. Bugün yarın derken aylar oldu. Biz hakkımızı isteriz. Hakkımızı isteriz. Abdullah doğru söyler. Ok yaydan çıktı. Yeniçeri de hakkını almadan dönmez. Hakkımızı isteriz! Hakkımızı isteriz! Hakkımızı isteriz! Hakkı ağa! Senin sözün ne vakittir Yeniçeri'nin sözü olmuştur? Bilmez misiniz? Padişah efendimiz baş Yeniçeri'dir. Bizim yolumuzda kardeşe kılıç çekmek var mıdır? Yoktur ağa! Yoktur ağa! Hakkımızı yiyen, lokmamızı elimizden alan bizden değildir. Zülfikar ağa! Vurun kapılara! Vurun! Ya padişah gelecek! Ya padişah gidecek! Öldü mü yoksa? Hekim kadına haber ver. Çabuk, çabuk. Hadi. Çabuk şifahaneyi hazırlasınlar, hadi. Şeyh efendi gelmiş. Hüdayi hazretleri. Hüdayi Mahmud hazretleri gelmiş. Oh.
Dönün de etrafınıza bir bakın. Yüce Rabbimiz bu alemi öfkeyle mi yoğurdu? Nefretle mi yarattı? Aşk ile, hürmet ile çalınacak kapıya tekmeyle, tokatla girersiniz. Siz varlıkta dost olanlardan mısınız? Yoksa dar günde Hızır olanlardan mı? Tuz ekmek hakkını gözetmez misiniz? Emirine itaat eden bana itaat etmiş olur. Emirine karşı gelen ise bana karşı gelmiştir diye buyurmuş Peygamber Efendimiz. Emirül Müminin olan Padişah Efendimiz size bir söz vermiş. Ya şimdi onun buyruğuna itaat eder, ocağınıza dönersiniz. Ya da karşı gelir, yıkar geçersiniz. Bizim kulluğumuz Padişah Efendimize ayandır Şeyh Efendi. Yeniçeri Cülüs bahşişini beklemeye razıdır. Öyle değil mi ağa? Öyle. Eyvallah. Sipahi de bekleyecek Şeyh Efendi. Lakin bize verilen söz tutulmazsa hesabı elbet bir gün sorulur. Dön geri. Yüce gönlünüz varmış sultanım. İşiten de aslanıma yardım ettiğinizi sanır. Oysa siz sadece sarayda kalmak için pazarlık yaptınız. Lakin ne fayda? Yakında Gözyaşı Sarayı'na gideceksiniz. Ben Lasik. Başımıza müneccim mi kesildin? Yarın ne olacağını kim bilebilir? Ben size ne olacağını değil, ne olduğunu söylüyorum. Sizin devriniz bitti sultanım. Artık benim devrim başlıyor. Asi'nin üzerine yürümesi icap eden askerim benim üzerime yürüyor. Sadakat dediğim bir avuç altından ibaretmiş. Vermeden almak yalnız Allah'a mahsus aslanım. Çok şükür derviş gibi her daim sadık kullarında var. Kimdi o derviş? Bir anda çıkıp gelen. Üsküdar'daki Celvetiye Meşayi'nden cümle İstanbul ailesinin itibar ettiği türlü keramet sahibi mühim bir zattır hünkârım. Aziz Mahmud Hüdayi. Hüdayi Hazretleri. Rabbim sesimi işitti valide. Duamı işitti. Ve onu buraya gönderdi.
Koruması için onu buraya yolladı. Torunumuz hali inatçı. Tam da bir padişahta olması icap eden cesarete ve mağrurluğa sahip. Pek de akıllı. İstikbalde iyi bir hükümdar olacak. Sözümüzden çıkmazsa. Hekimler müdahale etti hünkârım. Lakin hala gözünü açmadı. Nasıl olmuş bu Reyhan'a? Ben de yeni işittim hünkârım. Malumatım yok. Hadisenin iç yüzünü çok bilmiyoruz. Gölge Hatun kurtarmış gözlerinizi. Sordum, sual ettim. Anlaşılan... Kaçmak istemiş. Kaçmış mı? Teşebbüs ettiği aşikar hünkârım. Hatunu tanımayan bir ağa da iş güzellik edip cezasını vermek istemiş. Kimmiş bu ağa? Maalesef Gölge Hatun kimin attığını görmemiş. Nasıl olur bu Reyhan ağa? Harem'de senden habersiz kuş uçmaz. Bağışlayın hünkârım. Malumunuz asker kapıya dayanınca hepimiz telaşa verdik. Gölge Hatun gelsin. Handan Sultan bir yana, esas derviş ağaya dikkat etmek lazım. Hünkârımızı size karşı kışkırtan o. Biz ne handanlar ne dervişler gördük. Çoğunun mezarı dahi yok. Biz üzen torunumuz. Onun bu hürmetsizliği. Derhal Veziri Azam Yavuz Ali Paşa'ya gönder. Ne pahasına olursa olsun torunumuz verdiği sözü tutamayacak. Uzaktan görmüş adamı. İskeleye varıncaya kadar adam gitmiş. O da suya atlamış kurtarmak için. Bana dünyaları bağışladın Gölge. Mükafatını alacaksın. Hünkârım. Kendine geliyor. Neredeyim? Saraydasın. Benim yanımdasın. Gölge Hatun kurtarmış seni. Sana bunu kim yaptı Nasya? Ben...
Adanes'ten çıktım sonra. Sonra... Hatırlamıyorum. Sonra ne oldu hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamazsın Nazya? Hadisenin tesirindendir hünkârım. Nazya. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Kaçmaya çalıştığını söylediler. Bir ağa yakalamış seni. Doğru mu bu? Sahiden kaçmak mı istedin? Bilmiyorum tam ne oldu. Ama kaçmak istedim. Çıkın dışarı. Hepiniz. Her gece başımı yastığa koyduğumda dua ederim. Uyanmak. Ve bir kez daha güneşin doğduğunu görmek için. Bir gözüm hep açıktır. Bir kulağım da kapıda. Bir elimse yastığımın altındaki hançerde durur. İlk kez Nazya. Hayatımda ilk kez. Bunların hiçbirini yapmadan uyudum. Çünkü sen vardın yanımda. Nefesinle, kokunla. Sen vardın. Bütün gece birlikteydik. Lakin sabah uyandığımda yoktun. Şimdi öğreniyorum ki kaçmışsın. Beni öylece bırakıp kaçmışsın. Reyhana. Hünkârım. Nasıl sana emanet. Bir daha kaçmaya çalışırsa ya da başına bir hal gelirse senin kellerini alırım. Gel. Mustafa'm. Çekilebilirsiniz.
Sen benden mi korkuyorsun yoksa? Ben cellatlardan korkuyorum. Korkma Mustafa. Bunların hepsi kötü bir rüyaydı sadece. Şimdi uyandım. Hepsi geçti. Tamam. Cesursun cevabım ben. Abicim. Gölge Hatun, bırakacaktım bu hatuncu, yüze yüze adasına varacaktı. Neden çıkarttın ki sudan? Cennet kafa, hadise nasıl olmuş? Kaçmış diyorlar. Yarım akıllıydı, hepten gitmiş. Hiçbir şey hatırlamıyormuş. Gölge, beni sen kurtarmışsın. Ben... Ben her şeyi hatırlıyorum. Korktum, söylemedim. Bilirse öldürür beni. Sadece beni değil. Gölge Hatun. Nasıl oldu Hatun? Bir şeyi hatırladın mı? Ben çok yoruldum. Uykularım kaçmış yine. Reyhan Ağa'yı gördüm az evvel. Gelir gider oldu Hisar'a. Eksik olmasın. Padişahımız onca derdinin sıkıntısının arasında bizi de ihmal etmiyor. Saraya mı davet ettiler? Münasip bir vakitte gideceğiz. Malum Şehzade Mustafa'yı teslim ettiğim için bir istek hakkım var. Ne dersin kardeşim? Kırım anı olmaya hazır mısın? Küçük bir çocukken bile Şahin, en büyük hayalin kırım anı olmaktı. Şimdi eline bir fırsat geçti. Ve sen beni öne sürüyorsun. Bu cömertliğin neye borçluyum? Beni mi imtihan ediyorsun? Yoksa aklında başka bir şeyler mi var? Seni niye imtihan edeyim? Bana olan sadakatinden zinhar şüphem yok ki. O halde söyle. Kırım tahtından daha büyük, daha mühim ne olabilir aklında? Dünya. Kırım'dan büyüktür kardeşim. Aklını kaçırmış olmasın Şahin.
gözünü diktiğin taht Osmanlı. Bizler için imkansız bir hayalden ibaret. Hükümdarları hükümdar yapan tahtları değil, hayalleridir. Aksi halde ne İskender büyük olurdu, ne Temuçin Cengiz Han, ne de Süleyman Muhteşem. Sadece Mahfruz'u değil Dudu. Her gece başka bir hatun yolla aslanıma. Yolla ki biri olmazsa diğeri müjdeyi versin. Merak buyurmayınız sultanım. Gel. Sultanım, Halime Sultan geldiler. Gelsinler. Hiç vaktim yok Halime. Ne diyeceksen bir an evvel söyle. Valide Sultanım. Şehzadem Mustafa'nın canını bağışlayarak bana dünyaları bahşettiniz. Hünkârımız böyle münasip gördü. İnşallah bu lütfun kıymetini bilirsin. Bu yüzden geldim. Madem ki evladım bağışlandı, ben de sadakatimi göstermek isterim. Daha dün saraydan kaçan biri için büyük laflar bunlar. Evladınızı korumak için aynı şeyi yapmaz mıydınız? Şu anda yaptığınız bu değil mi? Hünkârımızı her türlü şerden, beladan korumak istiyorsunuz. Çıkar ağzındaki baklayı. Maziye şöyle bir baktım da bizi bir araya getirecek ne var diye. Ortak bir düşmanımız çıktı. Kalbimizi derinden yaralayan biri. Safiye Sultan. Sizin kudretiniz benim zekam ve cesaretimle birleşince önümüzde kimse duramaz. Maksadım kendimi övmek değil. Lakin hakikat bu. Ben o zaferi çoktan kazandım Halime. Safiye Sultan sürüldü. Gözyaşı sarayına gidecek. Bu söylediğinize inanıyor musunuz? Gerçekten gidecek mi? İşte bu yüzden bana ihtiyacınız var. Safiye Sultan'ı şu kadarcık tanıyorsam kendi gitmediği gibi sizi göndermeye çalışacaktır. Çekilebilirsin. Oradan da Viyana'ya, savaşa, de. Uzun yol Şehzadem. Yorulmaz mısın? Yorulmam ben. Gece gündüz at süreceğim. Keşke beni gelsen yanına. Evime gidersen. Gelsen de binatıma. Ama dilemezsin ki, yasak. Biliyorum. Birçok yere bana öğretme geçerlisiler. Öğrenebildin mi peki? Destur! Anne! Kimler valide sultan oldu. Halimi idare etmek şöyle dursun, iki koyun versem onu bile güdemez bu handa.
Uzak durun sultanım. Canımızı zor kurtardık. Bugün kurtulduk. Peki yarın ne olacak Menekşe? Ben sana söyleyeyim. Doğacak ilk şehzade evladımın ölüm fermanı demek. Bu yüzden uykular haram bize. Oğlum tahta çıkana dek haram. Hesapta alıların var. Alı verelim buyurun. Alıların var, kilimlerin var. Fazla vaktim yok Hanzadem. Madem yokluğumu fark etmeden dönmeliyim. Sultanım. Siz gelene kadar bir an olsun göreyim, razıyım diyordum. Lakin buluşunca... sizi görmeden nasıl yaşadığımı hayret ediyorum. Solomon Efendi'nin dediğine göre hiç kimsede olmayan eşsiz bir mücevhermiş. Tıpkı sizin gibi. Size emrettim, dinlemediniz. Yalvardım, yine dinlemediniz. Keşke yanınıza gelemeyecek kadar güçlü olsaydım. Zira İstikbalde bizi saadet değil, keder bekliyor. Ayrılığımızdan daha kederli ne olabilir ki? Canınız Mehmet Giray. Eğer münasebetimiz ortaya çıkarsa canınızdan olursunuz. Vakitler sultanım ormanda kaybolmuştu. Yaşım epey küçük. Ormansa büyüktü. Ne yol biliyorum ne iz. Dön dolaş aynı yere çıkıyordum. Yorgundum. Açtım. Koca bir ağacın gövdesine sığındım. Gece öyle bir çöktü ki üstüme. Sanki bütün orman birlik olmuş. Üstüme yürüyordu. Nasıl kurtuldunuz peki? Şahin. Sabah beni o ağacın dibinde uyurken buldu. O gece hiç bitmez. Güneş doğmaz. Doğsa da ben göremem diyordum. Lakin gördüm. Gece ne kadar karanlık ve korkutucu olursa olsun, güneş mutlaka doğar. Beyhude umutları tutunacak kadar güçlü değilim. Ne olur yapmayın. Thank you.
Neden sır gibi sakladığın şimdi çıktı ortaya? Poi grazie. Per la collana di Murano. È molto bella. Alla Francia. Questa lettera andrà a Maria de Medici. İtalyancan fena değil. Belli ki ailen iyi yetiştirmiş seni. Handan Sultan her gece bir hatun gönderir olmuş. Maşallah aslanımız da merhum dedesine çekmiş. Hiçbir cariyeyi geri çevirmiyor. Yakındır. Sarayımız yine şehzadelerimizin cıvıltılarıyla şenlenecek. Kaçtım diye kızdılar bana. İstemiyor beni. Bizde bir laf vardır. Fazla naz aşık usandırır. Korkuyorsan eğer, aşk en sağlam zırhtır. Giy onu. Kaçmak istiyorsan da, aşk sığınacak en güzel limandır. Kızın değil mi? Şu yoldaki kız verdi sana. Sen bilirsin. Ben de kızı nereye götürdüler söylemem. Sen biliyor musun? Yolda öğrendim. Turnacı başıyla konuştu o adam. Nereye gitmiş? Saraylıymış adam. Oraya götürecekler. Sultan Sarayı'na. Neler oğlan? Sen İstanbul'u biliyorsun değil mi? Hangi saray nerede biliyorsun? Paydahtın dört yanında saraylar var. En büyük sarayı diyorum. Sultan Sarayı. Ne yapacaksın ki? Bana gösterebilir misin yerini? Kalk hatun. Hazırlan. Hünkârımız seni bekliyor. Benimle geleceksin. Ben... Padişahçı arıyor dedi. Yürü. Padişah Efendimiz Adalet Kulesi'nde bekliyor seni.
Ahmet. Nasya. Uykunu böldüm değil mi? Korkma, ben sadece seni görmek istedim. Bana kızdın ama. Kaçtım diye kızdın. Söyledim en başta. Ben yalan diyemem. İşte şehri İstanbul. Namı diğer Konstantiniyye. Yedi iklimin en güzel şehridir. İstersen çıkarız Nasya. Eğer görürsen, bilirsen eminim çok seveceksin. Sen sevdikçe bu şehir senin olacak. Sevdikçe bu saray senin evin olacak. Sen peki? Sen seviyor musun? Mutlu değilsin. Benim gibi. Devran döndü Nasya. Artık padişah. Gördüğün ve görmediğin her şey benim. Ben de seninim, değil mi? Senin malınım. Bir köle. İncittim mi seni? Kötü mü davrandım? Canını mı yaktın bilmeden? Anlamıyorsun. Sen değil beni üzen. Seni biri. Hem çok kız var burada. Hep seni istiyorlar. Mühim olan benim kimi istediğim. Sen onları istiyorsun. Her gece biri geliyor yanına. Bırak beni gideyim. Ben sadece seni istiyorum Nasya. Yalnızca seni. Çünkü güzeller içre mahumsun. Kulunam padişahımsın. Sen benim izzicahımsın. Gönül mülkünde bahtımsın. Lagar oğlan, sana iş çıktı. Güzel çitelersen donumu da sana yıkatırım. Ayarım mı bozuk, aklım mı gidik? Kendin yıka donunu. Kızdırma beni. Bir yüklerim uçarsın. Yıka dedim. Heh, şimdi mis gibi oldu.
Ne diyorsam onu yapacaksın. Anladın mı? O senin kardeş Davut. Kötülük yapma. Zülfikar Ağa ne dedi? Artık hepimiz kardeşiz. Sen karışma İskender. Bırak kolumu. Bırak. Hasan'dan uzak dur Davut. Heyt be, kardeşim benim. Yardım etmene gerek yoktu. Ben hallediyordum. Gözümüz yollarda kaldı. Hoş geldin Mustafa Ağa. Hoş bulduk. Bundan böyle bana Hacı Ağa diyeceksiniz. Çok şükür hacca gittim. Şeytan taşladım. Bana hala bülbül diyorlar Hacı Ağam. Kartallığa terfi etmedim daha, onu da söyleyin. Afiyettesindir inşallah. Nasıl geçti Mısır'daki günlerin? Mısır her daim cennet ağam. Lakin insan haksız yere sürülünce cennet bile cehennem olur. İşittim ki burada işler epey karışmış. Yapacak çok iş var, belli. Neyse ki geri döndüm. Geldi yine domuz lanetullah. Öyle deme. Sana adam hacca gitmiş, hacı olmuş. Çarpılırsın maazallah. Hacı? Ya Allah aşkına Adem hacı mı olurmuş ulaşmakla Mekke'ye? Merkep derviş mi olurmuş taş çekmekle tekkeye? Hacı. Kaderde böyle kavuşmak varmış hacı. Mısır'ın bütün güzelliklerini önüme serdi. Elimden gelse yıldızları söküp getirirdim sultanım. Sizin için her lahza dua ettim. Çok şükür hacı kulunuz valide sultanlığınızı da gördü. Yaşadı. Ahmet'im tahta çıktığından beri ne zorluklarla boğuşuyoruz be biz. Hepsinin hakkından geldik. Bir tek Cülüs bahşişi kaldı. Mısır hazinesiyle imdadımıza yetiştin çok şükür. Validem maalesef. Mısır hazinesi kafileyle birlikte gelmedi. Nasıl gelmez Yavuz Ali Paşa? Nasıl getirmezsin hazineyi? Korsan tehdidi sebebiyle hünkârım. Meblağ malumunuz büyük. 12 kere 100.000 altın. Ne korsanı Paşa Hazretleri? Hangi tehditten bahsedersiniz? Ben yalnızca padişah efendimize hesap veririm derviş ağa. Sualine cevap ver. Akdeniz korsan kaynamakta hünkârım. Gördükleri her gemiye saldırıyorlar. Bu yüzden hazinenin emniyeti için karadan getirmeyi münasip buldum. Asker Cülüs bahşişi bekler paşa. Daha dün dayandılar kapımıza. Onlara bir söz verdim. Şimdi nasıl yok derim? Bizi oyaladın, bizi kandırdın demezler mi?
Destur, Safiye Sultan Hazretleri. Hayırla gittin, hayırla geldin Yavuz Ali Paşa. Bir kez daha bize olan sadakatini ispat ettin. Dile bizden ne dilersen. Siz yüce valide sultanımızın takdirleri her şeyden kıymetlidir. Mısır hazinesini payitahta birkaç günlük menzilde tutuyorum. Ne vakit isterseniz getirtebilirim. Beklesin. Kasım Paşa, Ulüfe Divanı için hazırlıklar tamamdır inşallah. Merak buyurmayın sultanım. Size sadık olan Yeniçeri ve sipahi ağalarınız emrinizi yerine getirmek için can atıyorlar. Bahşiş dağıtılmayınca azgın bir sel misali coşacak ve önlerine geleni yıkıp geçecekler sultanım. Onları durdurabilecek yegane güç var. O da sizsiniz sultanım. Hünkârımız geç de olsa bunu idrak edecektir. İnşallah. Biz de bunu umut ediyoruz. Dikkat edin. Yarın ateş çemberinden geçeceğiz. Lakin kimin yanıp kimin yanmayacağına biz karar vereceğiz. Yavuz Ali Paşa'yı hazineyi beraberimizde getirmek için telkin ettim. Lakin sözüme itibar etmediler. Anlaşılan o ki paşamız hala Safiye Sultanımızın tesirinde. Diğer paşalar gibi. Hacı Ağa, bir mektup yazmış. Merhum babamın vefatıyla ilgili şüphelerin olduğunu söylemişsin. Delilin var mı? Maalesef hünkârım. Fakat hastalığı iyi bilirim. Ağır değildi. Bana kalırsa bu işin içinde hekim başı var. İhtimal vermem. Vaziyeti tetkik etmesi için hünkârımız bizzat emir verdiler. Epeydir de ses çıkmadı derviş. Haber yolla hekim başına gelsin. Evvela halletmemiz icap eden başka bir mesele yok mu Hasan? Yarın Ulufe Divanı var. Asker istediğini almazsa nasıl zapt ederiz? Hünkârım, arzu ederseniz Yeniçeri Ocağı'nı ziyaret edeyim. Ağlarla evvelden konuşup tedbir alayım. Şimdi vakti birlikte gideriz derviş. Ben de bir nefes alırım. Çok bunaldım. Dur, kaç, yakalayacağım. Dur. Kalbinizin nasıl çarptığını, nasıl korktuğunuzu görebiliyorum. O gözü dönmüş askerin arasına nasıl gider dermiş. Bir şey söyle, mani ol. Telaş etmeyin. Haliseyi çıkaran Yeniçeri değil, sipahiler. Dört bir yanımıza engerek sarmış. Aslanımı zehirlemek için pusuda bekliyorlar. Yüzünüz gülsün sultanım. Hislerinizi gizleyin ki zaaf bellemesinler. Ve zinhar unutmayın. Onların bir hesabı var ise benim de var. En baştan beri. Mevcudiyetinde her daim güç verdi bana. Akıllı adam şu derviş. Pek de yağız. Rum dilberler onun için kavga edermiş sultanım. Nice hatunun canını yakmış. Şeytan tüy olduğu muhakkak.
Baksana. Hem padişahımızı hem de sultanı avucunun içine almış. Saadetli Padişah Efendimiz, nihayet ocağımıza gelerek bizi şereflendirdiniz. Nicedir aklımdaydı. İnşallah bundan sonra daha sık gelirim. Bağışlayın hünkârım. Geleceğiniz az evvel bildirildi. Usulünce karşılayamadık sizleri. Bilhassa böyle olsun istedim. Mesele mühim. Azam Hazretleri Mısır'dan dönmüşler. Bahşiş mevzu hal olunca sükûnet sağlanır hünkârım. Paşa Hazretleri döndüler dönmesine. Ancak hazine henüz gelmedi. Bir müddet daha gecikecek. Akdeniz'deki korsanlar sebebiyle emniyet tedbiri almak istemiş. Lakin ulufeler yarın dağıtılacak. Endişe etmenizi gerektirecek bir durum yok. Vakit sadakatinizi göstermenin vaktidir ağalar. Kullar kulluğunu bilip sadık olurlar elbet. Lakin terazinin bir kefesinde sadakat var ise diğer tarafını boş bırakmak olmaz. Davut! Öldüreceğim seni! Karşımda. Yaman dövüştün acemi. Kum meydanını hazırlayın. Acemiyle talim edeceğim. Cennet değil. Cennet benim adım. Cennet. Paradisos. Anladın mı? Anladım. Paradisos. Tam sana göre bir isim. Dayak cennetten çıkmadır diye bir laf daha var. Onu da anladın mı? Aileme geldim. Bunu da gönder.
Bunu da gönder. Sen de iyice güvercin belledin beni Hatuncuk. Karşındakini kim olduğunu unutma. Ne olursa olsun mutlaka yeneceksin. Hünkârım bağışlayın, usulleri bilmez. Gerekli ceza verilecektir kendisine.
Haddini aştın Acem. Hem öyle bir aştın ki kellen gidecek. Ne bileyim ağam. Padişah oldu, aklımdan çıktı. Cezayı aç. Gir. Gir. Burası neresi? Ne yapacaksınız bana? Gir. Hünkârım, hekimbaşı ile ilgili malumat getirdim. Ne malumatı Nasuh? Sana onu getirmeni emrettim. Hekimbaşı yok. Sordum, sual ettim. Kimse bilmiyor. Sırra kadem basmış. Kaçmış. Demek ki aynı. Kabahati nedir bilmiyorum hünkârım. Lakin kapıcı başının dediğine göre en son saraya gelmiş. Çıktığını ise gören olmamış. Sarayımda hainler kol geziyor derviş. Bana derhal hekim başının akıbetini öğren. Emredersin hekim. Hayrola derviş? Hekim başının günahı ne? Kimin ne derdi olur ihtiyarda? Sen işine bak Nasuh. Safiye Sultanımızın yanına git. Yerine getirmen icap eden mühim emirler vardır zira. Ateşle oynuyorsun derviş. Oynama. Durduk yere istikbalini yakma. Kime nasip olmuş alelade bostancıyken hünkârın sağ kolu olmak? Dişime takıyorum. Lakin sen bir hatun uğruna bunların hepsini tehlikeye atıyorsun, öyle mi? Alelade bir hatun değil o. Orası muhakkak. Kendisi bir sultan. Üstelik bizi günaha kadar sevmeyen Safiye Sultan'ın kızı. Kim olduğunu biliyorum Şahin. Ona karşı ne hissettiğimi de. Kalbim ona ait. Onunki de bana. Kendinden o kadar emin ki bir çare bulmuş. Birlikte olmamız için bir çare. O günden beri aklımı kurcalıyor. Acaba ne? Allah muhafaza sultanım. Sizi kaçırmaya çalışmasın. Keşke saraydan uzak, kaidelerden azade, sadece ikimizin olduğu bir hayat mümkün olsa. Hiç düşünmeden giderdim onunla. Hmm.
olmayacak duaya amin denmez kardeşim. Ali Osman'ın tahammülleri belli. Yol yakınken bu sevdadan vazgeç. Asla. Sen değil miydin hayallerden bahseden? İşte benim de hayalim bu. Üstelik seninki kadar da imkansız değil. Mehmet. Tahammül dediğin padişahın iki dudağının arasında Şahin. Eğer o isterse her şey olur. Olmaz mı? Bir de bana aklımı kaçırdığımı söylüyorsun. Ne yapmayı düşünmektesin kardeşim? Padişaha gidip sultanı mı isteyeceksin? Ben değil Şahin. Sen isteyeceksin. Şehzade Mustafa'yı yakalayıp ona teslim ettin. Karşılığında ne istersen yapacak. Söz verdi. Bir hatun uğruna Kırım tahtından mı vazgeçiyorsun? Hala anlamıyorsun değil mi Şahin? Onun için canımdan bile vazgeçerim. Ne olmasını bekliyorsun kardeşim? Ben isteyeceğim. Padişah da verecek mi? Tek umudum bu. Onunla mutlu olabilmek için tek umudum bu. Benim için Şahin. Gittiğine üzülmedim ki Mustafa. Geldiğine neden sevineyim? Dürüstlüğünüze her daim hayran kalmışımdır sultanım. Yerinde olsaydım Mısır'da kalır keyfime bakardım. Malum bu kubbe altında kimseye huzuru yok. Halime Sultan Hazretleri geldiler. Gelsin. Sultanım. Senin için geceleri pek durmaz sarayda. Soluğu gedikli meyhanelerde alır demişlerdi. Görüyorum ki pek vakit bulamıyorsun. Şikayetim yok. Fakat gecenin bu vaktinde geldiğinize göre sizin var. Hadiselerden mütevellit seni tebrik edemedim. Eminim hünkârımızı çok iyi koruyacaksın. Lakin bazı şüphelerim de yok değil. Bilhassa Şahingira'ya bu kadar itimat etmene hayret ediyorum doğrusu. Sizi yakaladığı için olabilir mi? Neden yakaladı? Nasıl bir fayda umdu? Hiç düşündün mü bunları? Kendince birçok sebebi olabilir. Mesela Kırım tahtına oturmak için. Malum kimin Kırım hanı olacağına hünkârımız karar verir. Ben onun gözlerinin içine baktım derviş. Dipsiz bir kuyu misali. İçinde neler olduğunu asla bilemezsin. Sultanım. Başka bir husus yoksa? Yarın Ulufe günü. Yerinizde olsam parayı bulup dağıtırdım. Askerin bu kadar beklemesi bile mucize. Malum. Zafiyetin kokusunu evvela onlar alır. Thank you.
Nasıl ya? Beni görmek istemişsin. Bu gece yanımda kal. Benimle uyu istedim. Ki şu dünyada yalnız olmadığımı bileyim. Nedir bu? Oldukça kıymetli bir taş. Bu mu? Benim için öyle. Bana atılan ilk taş o. Alenen yüzüme karşı yapılan ilk hakaret. Saklayacağım onu. Yoksa unutuyor insan. Başına gelenleri unutuyor. Ne yazık. Benim bir taş yok. Ama unutmam. Bana ne yaptılar? Unutmam. Bu gece Matidluz'la uyudun sanıyordum. Mahfiruz. Neyse ne. Padişah olunca bütün kaideler, mecburiyetler biter. Hür yaşarım sanıyordum. Hiç öyle değilmiş. İşte bu da sadece onlardan biri. Soyun benden devam edeceğini ispat etmem gerek. Korkuyor musun? Ne korkusu? Padişahım ben. Hiçbir şeyden korkma. Ahmet. Senin omuzlarda çok yük var. Bir de bunu taşıma. Üç deyince. Bir, iki, üç. Kim bunlar? Neden toplandı herkes? Askerlere üç ayda bir maaş dağıtılır. Buna da ulufe divan deriz. Çanaklarca et, pilav, zerde ikram edilir. Onlar da akın eder, yemekleri paylaşır. Buna da çanak yağması deriz. Askerler çanak yağmasına katılıp afiyetle yemeklerini yerlerse, herkes hayatından memnun demektir. Yok eğer pilava kaşık atmazlarsa, herkes bilir ki bu isyan alametidir. Hünkârım, size yalvarıyorum. Kararınızı bir kez daha gözden geçirin. Ben padişahım derviş. Hiç kimseye boyun eğmem. Açın kapıları. Destur! Sultan Ahmet Han Hazretleri! Thank you.
sipahi ve yeniçeri kullarım. Ve dahi erkan-ı devletim. Ulufe divanı başlamazdan önce herkes işitsin, bilsin ki Culus Bahşişi elde olmayan sebeplerden mütevellit bugün dağıtılamayacak. Lakin her bir kulumun gönlü ferah olsun. İnşallah tez vakitte hakkınız olanı alacaksınız. Sultanım. Çanak yağması. Bizi sürgün etmek uğruna evladını ateşe attın. Asker! Çanak yağması! Efendimiz, evvel de söz vermiştiniz. Mühlet verdik. Şimdi yine yok dersiniz. Biz hakkımızı isteriz. Bunun yolu cebren ve zorlu olacaksa ondan da imtina etmeyiz. Neyinize yetmez? Ağlar, durun! Kabır taşı çatladı Zülfikar'a! Durun! Durun! Sultanım.
O sizin torununuz. Hanedanı Ali Osman'ın istikbali. Ne olur bir şey yapın. Durdurun şu aç köpekleri. Rabbim torunumuza uzun ömürler versin. Kulun saadetinden gayrı ne isteriz ki? Hünkârım, zannediyorum artık istişare etmemizin vakti geldi. Kaya Bostancı! Kaya! Kaya lan! Yeni! Bostancı! Ağlar! Durun beni dinleyin! Muş'u getirdim! Ağlar dinleyin ağlar! Ağlar! Kasım Paşa'nın bize bir muştusu var ağlar dinleyin! Susun! Hakkınız olan Cülusbaşı bugün dağıtılacaktır. Hani param yok derdim paşa? İşittiniz mi? Mahsus oyalamışlar bizi. Susun! Dinleyin beni! Susun dinleyin ağlar! Dinleyin! Bahşişleriniz hazine-i Humayun'dan değil, güce gönüllü validemiz Safiye Sultan Hazretlerinin şahsi hazinesinden karşılanacaktır. Valide Sultan çok yaşa! Safiye Sultan çok yaşa! Valide Sultan çok yaşa! Safiye Sultan çok yaşa! Valide Sultan çok yaşa! Safiye Sultan çok yaşa! İş bu senet ile Safiye Sultan Hazretleri'nin şahsi hazinesinden verilen 20 kere 100 bin altın yekûnundaki cülüs bahşişinin bila kusur iade edileceğini taahhüt ederiz sultanım. İlaveten bu senet Safiye Sultan Hazretleri'nin Saray-ı Hümayun'da ikamet etmeye devam edeceğinin de bir teminatıdır hünkârım. Çok şükür. Geç de olsa her şey yoluna girdi. Zararı neresinden dönsek kârdır.
yaptım uzun dermiş. İstediğini yaptım işte. Bırakalım da hünkârım Safiye Sultanımız bugün zaferinin keyfini sürsün. Yarın başka bir güne uyanacaklar. Bambaşka bir güne. İyi iş başardık bak ya. İçelim. İçelim de kendimizden geçelim ha. Geçelim hatta. Yazık. Koskoca Osmanlı tahtı işi bilmez bir civan padişaha kaldı. Başımızda Safiye Sultan olduktan sonra padişah kimin umurunda? Ha? Biz keyfimize bakalım. Gel ağzım. Hadiseleri işittin. Öyle değil mi? İnanmayacaksınız fakat hayli üzüldüm. Hünkârımız için dua ettim. Dua edenimiz o kadar az ki. Teklifini düşündüm ölümü. Eski yaraları, düşmanlıkları unutup Safiye Sultan'a karşı birlik olma vaktidir. Evlatlarımız için sultan. Onların güzel başları için. Safiye Sultan'ı bu saraydan kazıyıp atacağız. Hacı Ağa. Bildiğiniz bilmediğiniz Safiye Sultan'a gönülden sadık kim varsa haremde, her birinin adını yazdım. Gölge, o günden beri düşündüm, durdum. Neden kurtardın beni?
kaçtım gölge. Gizli bir yer var. Ama bulamadım yolu. Sonra Bira gördüm. Onu öldürdü. Hekimbaşı'nı öldürdü. Reyhan'a katil o. Ben bilmiyorum ne yapacağım. Yardım et bana. Gel. Hünkârım, isyana elebaşılık eden ağaların icabına bakıldı. Başka bir emriniz var mı? Bir acemi oğlanı vardı derviş. Ocakta talim yaptı. Beni zor duruma düşüren. Ne oldu ona? Malumatım yok. Lakin kabahati büyük. Hükmünü ocak ağları mutlaka verecektir. Tahminimle hünkârım, akıbeti idamdır. Onu buraya getir. Hükmünü bizzat ben vereceğim. Cennet. Kıyamet mi koptu acaba? Tövbeler olsun. Sultan! Cennet! Niye kimse yok? Bu ne rezalet? Sultanım, kıyamet, felaket. Dabbetül arz. Herkes gitmiş. Herkes göndermişler. Ağlarınız, cariyeleriniz, herkes. Hünkârımız gece vakti fermanlar çıkarmış. Vallahi çil yavrusu gibi dağıldık sultanım. Herkes gitmiş. Herkes. Kasım Paşa vazifesinden azledilip Bağdat'a sürüldü. Vezir-i Azam Yavuz Ali Paşa ise makamını muhafaza etti. Ancak Macar serhattinde olan ordunun başına serdar yapılıp payitahttan uzaklaştırıldı. Şeyhülislam Ebu'l-Meyami Mustafa Hazretleri azledildi. Yerine Sunullah Efendi müftü tayin edildi. Sunullah Efendi öyle mi? Can düşmanımız yine Şeyhülislam oldu. Olacak iş değil. Sipahi ağası Abdi ve Yeniçeri ağası Baki'de dün gece bir meyhanede ölü bulunmuşlar. Gözümüz mü bağlandı Nasuh? Nasıl haberimiz olmaz? Bağışlayın sultanım. Lakin bu dediklerimin hepsi bir gecede oldu. Derviş ve Hacı Ağa'nın akılları bunlar. Gizlice tasavvur edilmiş. Başka Nasuh? Bizler uyurken başka nelere karar verilmiş? İlaveten, vakfınızın tüm faaliyetleri ve caminizin inşaatı da durduruldu. Savaş vakti lüzumsuz masrafmış.
Anlayacağınız sultanım, göle akan bütün nehirlerin önü kesildi. Onlar sadece gördüklerinin önünü keserler. Hamdolsun hiç kimsenin bilmediği nice kaynağımız var. Ya sen nasıl? Beni de dünyanın bir ucuna sürmüşler. Halep beyler ve itaen edildim. Kalk İskender. Değiştir üstünü. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz hanım? Ölüme değil mi? Padişah efendimiz hükmünü kendi verir. Zülfikar Hanım. Çabuk koynuna sok. Çabuk. Nedir bu? Ailemden kalmış. Asıl ailemden. Mezanıma koyarsın. Benimle birlikte gömülsün. Asıl ailem. İskender! Ahmet. Anastasya. Beni görmek istediğini söylediler. Anastasya diyen bir tek sen var. Hacı diyorlar, sonra Mapeker, Hatuncuk. Halbuki ismin çok güzel. Ölümden sonra yeniden doğan demekmiş. Paskalya'da doğdum diye. Babam koymuş adımı. Ama ben ölümden korkuyorum. Dün senin için korktum. Kuleden baktım. Adalet Kule. Binlerce asker. Seni öldürecekler sandım. Ben de korktum Nazlı. Lakin ölümden değil. Zira kendimi bildim bileli ölüm hep yanı başımda. Alıştım. Beni asıl korkutan hayal ettiklerimi yapamadan ölmek. Kudretli bir hükümdar olmadan, hatıramı bu şehre bırakmadan, cihan saadetini, aşkı tatmadan ölmek. Thank you.
Hünkârım.